Ey Müslüman behesinin çavabe avna bemesi Fıtı kanuna katnayı Nebi İslami be khelasi Eku insan hem udane Ev ilah hem abdi vine Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Ki hıb kanune ki bigre Jigayri kanune Kur'an Her kanune ki dineke Hevcidi bin jidine van Gerek Müslüman şi yer bin Ne kapın be van hile van Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an de be hükme khuda ji gayri wi dalalet hene ki kafir ji de bejin hüküm tamam ey millet lawra ev kafir na khazin devlet bi be şeriat auzu billahi min eş şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim innel hamdelillahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قردشترم الله تعالى نصيب درس bugünkü ders konumuz bid'atlara karşı ehli sünnet ve cemaat topluluğunun tutumu ne olmalıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bid'at ve bid'atçı olan gruplara karşı Müslümanın tutumu, yani bir insanın Kur'an'da ve sünnette olmayan bir şey ihdas ettiği takdirde bir Müslümanın tutumu, bakışı ne olmalıdır? Ona hoşgörüyle mi davranmalı, yoksa bid'ata karşı bir mücadele içerisine mi girmelidir? Veya birileri Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında uydurma, zayıf veya yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait olmayıp onun adına birilerinin yalan konuşması, yalan söz söylemesiyle alakalı bir Müslümanın buna bakışını olmalıdır. Bunlar üzerine duracağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz ahir zamandayız ve gerçekten yani muazzam bir fitneler dönemindeyiz. Muazzam bir bid'atlar ve hurafeler dönemindeyiz. Zamanında tevhidden, Kur'an ve sünnetten, şer'i akıldan bahsedenlerin zamanla tağutun çarkları içerisinde yavaş yavaş süslüman, yavaş yavaş tatlı su müslüman balıklarına döndüklerini, onlara itaat ettiklerini, sonra kendileri itaatlarıyla beraber kendi menfi çıkar ve söylemlerini elden bırakmamak, kayıplara uğramamak adına bu insanların kalkıp bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam şeriatına veya buna benzeyen yöntemler ve hileleri istiyorsanız edliye-i şer'iye dedikleri veya buna benzeyen içtihatlar, buna benzeyen meselelerin üzerinden hükümler çıkararak kendi batıllarını bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Peki biz Müslümanlar böyle bir şeye karşı tutumumuz ne olmalıdır? Bununla alakalı inşallah Allah-u Teala nasip ederse biz konuşmak istiyoruz. Öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisi olan Sahih Bukhari ve Müslüm'de müttefikun aleyhim verdikleri bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle alakalı ona yalan isnat edenler. Men kezebe aleyya müteammiden fel yetebbev mek'adu minen nâr. Kim benim adıma yalan konuşursa cehennemde yerini hazırlasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu şey de vahidir. Hatta İmam Şafii Rahimullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın konuştuğu şeyin vahiy olduğunu, peygamberin hevasından konuşmadığını, onun konuştuğu şey mutlak vahiy olduğunu söylüyor. Bunu da teyit eden Allahu Teala Necm suresinde 3 ve 4. ayet-i kerimeleridir. Ve ma yentiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha. O peygamberin nefsinden konuşmaz, onun konuştuğu mutlak vahidir. Bu da şunu gösteriyor kardeşlerim. Yeryüzünde hiç kimse Resulullah Aleyhissalatu vesselam adına yalan uyduramaz. Bir şeyi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a atfedip onun da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olduğunu iddia edemez. Böyle bir şey din tahrifatına, İslam'ın esaslarını, usulünü bozmaya, şer'i prosedürde ihanet derecesine, tahrifata götürecek, bizden önceki ümmetlerin helak sebebi kılacak bir mevduata, mevzuya bizi götürür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste zikrettiği şeyin Peygamber aleyhissalatü vesselamın da nefsinden konuşmadığı,
Kur'an'da geçen bütün ilkeleriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her ne konuşmuşsa vahidir. Vahiyle konuşan bir Resul ve Nebi adına yalan konuşmak da Allah'ın dinine, İslam'a büyük bir ihanet ve iftiradır. Onun için men kezzebe aleyye müteammiden fel yetebbev mek'adu minen nar derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aslında kim benim adıma yalan konuşursa veya yalan söylerse, yalan uydurursa cehennemde yerini hazırlasın. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefsinden konuşmadığının, bunun da Allah'ın ihtarı ve tehdidi olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam tarafından bize gayri matlu vahiy yoluyla, sünnet yoluyla yapılmış bir uyarı, münebbihattır. Onun için kardeşlerim, kim olursa olsun Allah-u Teala'nın dinini tahrif etmeye, onda bir çığır açmaya, onda bir muhdesat uydurmaya hakkı yoktur. Allah ve Resulü ne diyorsa, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in uleması ne diyorsa, mümin olan bir insan bunlara sarılmak, bu yolu, bu istikameti sürdürmekle mükelleftir. Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayette, benden önceki ümmetlerin arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, onunla arasında kimler vardı? Allah'ın gönderdiği ve ne kadar peygamber varsa mutlaka onun ümmeti arasında sünnetini alan, emirlerine uyan bir takım havarileri ve eshapları olmuştur. Onlardan sonra bir takım kimseler gelir. Yapmadıkları şeyler söyler, emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Hatta ve yekulûne mâ lâ yef'alûn ve yef'alûne mâ lâ yu'merûn diyor. Yani emrolunmadıkları konuda, emir olunmadıkları konuda bir takım neler yaparlar? Bid'atlar, ihdas eder, uydururlar. Hatta Allah-u Teala'nın emretmediği konularda da uydurdukları bid'atları din diye insanlara ne yaparlar? İnsanlara telkin eder ve dini tahrifata, dini yozlaştırmaya götürürler. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَمَنْ جَهَادَهُمْ بِيَدِّيهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِ Kim bunlara karşı bu bid'atçı, hurafeci, batıl, telkin eden ve İslam hukukunda olmamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siretinde, sünnetinde hiçbir benzeri, hiçbir örneği bulunmayan herhangi bir şey İslam'a atfeden, velev ki bugün bazı İslami cemaatlerin geçmişte yan şeriat, yan neman dedikleri halde bugün kalkıp parti kurup, sonra bu partinin üzerinden kendi menfaî çıkarlarını güderken işte edliye-i şer'iye, Allah-u Teala'nın şeriatında, hukukunda bak böyle bir kaide, böyle bir kriter vardır. Onların bilmediği konu ise teşri konusu olmasıdır. Teşri, Allah-u Teala dışında kimsenin kanun koyamayacağını, Allah dışında kanun koyucuların birer tağut, birer küfür emsali olduklarını kabul etmek, ona inanmak ve ona iman etmektir. Ama bunlarda yok. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi grup ve grup olursa, hangi cemaat ve camia olursa, hangi tarikat ve yapı unsur olursa olsun, kendisini İslam'a, Allah'a ve Resulüne atfedip, sonra Allah ve Resulünün emretmediği bir şey icat ederse, işte o zaman onlara karşı mücadele vermek ne oluyor? Vacip oluyor, farz oluyor, Allah'ın emri oluyor. Çünkü bu bid'at ve bid'atçı gruplara karşı ne yapmak gerekiyor? Mutlaka mücadele vermek gerekiyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَمَنْ جَهَادَهُمْ بِيَد۪يهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِ Kim eliyle onlara karşı o bid'atları yok etmek için mücadele ederse فَهُوَ الْمُؤْمِنُ O mümindir. وَمَنْ جَهَادَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim diliyle de onlara karşı mücadele verirse o da mümindir. وَمَنْ جَهَادُهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنُونَ Kim kalbiyle bid'atlara ve bid'atçılara buğz ederse o da mümindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْاِمَانِ حَبَّاتُ الْحَرْدَالِ diyor. O zaman onun dışında yani her şeyi hoş görüp ya işte bid'ai hasene vardır, efendim şöyledir, efendim böyledir, kalkıp da birilerinin dini tahrifatına ve İslam hukukunda derin yaralar açmalarına göz yumup bundan hiç rahatsız olmayan bir insanın kalbinde hardal-i zerre kadar imanın bulunmadığını kim söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peki bu rivayeti kim rivayet etmiş? Ravaul Müslim. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir. Aynı keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene Ravaul Müslim yoluyla gelen yani Sahih-i Müslim yoluyla gelen bir rivayette seyekunu fi ahir ümmeti unasun. Bu ümmetin son zamanlarında bir takım insanlar gelecek. Yuhaddithunakum ma lem tesma'u ve entum ve la aba'ukum fe iyyakum ve iyyahum.
Diyor ki bir takım insanlar gelecek, ne babalarınızın duydukları şeyleri size söyleyecek kimseler olacak. Onlardan sakının, onlardan sakının, onlardan korunun diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak illerde bu ümmetin içerisinde seyyekunu gelecektir. Se harfi yani illerde olacak olan bir şey haber veriyor. Seyyekunu fi ahiril ümmeti unnasun. Bu ümmetin sonunda bir takım insanlar gelecek. Yuhaddithunakum min lem, ma lem tesme'u entum ve la aba'ukum ve iyyakum ve iyyakum ve iyyahum. Diyor ki sizin babalarınızın veya bizim söylemediğimiz şeyleri söyleyecek. Yani dinde çığır açacak, bid'a çıkaracak. Onlardan sakının, onlardan sakınınız buyurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bize şunu emrediyor. Diyor ki İslam'ı tahrif eden senin cemaatin de olsa, benim cemaatim de olsa, geçmişinde ben de siz de içinde bulunsanız bile Kur'an'a ve sünnete muhalif görüşler ortaya koyan kim olursa olsun onları silmek, onların bid'at ve hurafelerinden teberri edip uzak durmak boynumuzun borcudur. Bazen bazı şer'i meseleleri ele aldığımız zaman şu bid'attır, şu hurafedir, Müslümanlar bundan sakının, hemen cahil, ilimsiz insanlar başlıyorlar bizi tenkit etmeye. Yani bizi eleştirebilirsiniz, doğal bir şeydir, iftira atmayın. Çünkü iftira yeryüzündeki en büyük çirkinliklerden, iğrençliklerden biridir. Ve bazı İslami cemaatler ve camialar gerçekten kendilerine yapılabilecek en ufak eleştiri o kadar kibirli bir şekilde karşılıyorlar ki sana eleştiriyle değil, iftira ile, komplo, kumpas ile saldırmaya başlıyorlar. Öyle insanlar da emin olun ki kendi elleriyle hem cemaatlerini, hem camialarını, hem de oluşumlarını dağıtıyor, parçalıyor, temeline fitne sokuyorlar. İnşallah onlar da bir gün akıllanır, böyle şeyleri terk eder. Akıl ve feraset ile eğer birileri size karşı bir tabir caizse tenkitte bulunuyorsa, size karşı biz öyle öz eleştiri yapıyorsa, bunu kabul etmiyorsanız bile en azından onlara cevaplarınızı da Kur'an ve sünnet ölçülerinde ortaya koyarak bir şekilde bunların konuşmalarını, bunların iddialarını hükümsüzleştirmeye çalışırsınız. Eğer bu konuda delil getirmiyorsanız insanları eleştirerek, insanlara itham ederek, insanlara komplo kumpas kurarak ancak tağutların uşağı, tağutların çizgisinde köleleşen, gittikçe dinden, şeriattan kopan ve gulat olan, sapık olan ya Şia'nın ya da başka sapık fırkaların kulları, köleleri haline gelirsiniz. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de, Maide 3'te dinini kemale erdirttiğini, İmam Malik'in dediği gibi Allahu Teala'nın dini kemale ermiştir. Sizden öncekilerin sünnetine yollarını, tariklerini sürdürün, o yoldan ayrılmayın. Sonra gelenlerin uydurduğu şeylerden de sakının. Çünkü kim derse ki biz bir icatta bulunduk ve bu icat İslam için faydalıdır, o Allah'a ve Resulüne iftira etmiştir. Allahu Teala'nın vahyisini eksik, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de sünnetini hakkıyla icra etmediğini, görevini tam anlamıyla yerine getirmediğini, İslam binası içerisinde tuğla eksik bıraktığını, çatlaklar, sıvalar bıraktığını, biz de onu tamir ediyoruz, yani biz de onlardan daha hayırlı bir şey yapıyoruz demeye getirir ki bu Allah'a ve Resulüne iftiradır. Gerçek de budur. Çünkü ayet-i kerimede, Maide 3'te, Kur'an'da اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün size dinimizi kemale erdirttim, üzerinize nimetimi tamamladım, size anayasa olarak, din olarak, hüküm olarak, yarın kıyamet günü muhakeme olunacağınız hukuk olarak İslam şeriatını beğendim, seçtim ve sizleri bununla da artık sorumlu ve mükellef tutuyorum diyerek Allahu Teala artık bu dinin aslının Kur'an ve sünnet olduğunu, Allah'ın kitabı Muhammed'in gayri matlu vahisi olduğunu ve Müslümanın bu ikisine eşit şekilde müracaatla mükellef olduğunu, hiç kimsenin nefsinden, egosundan Allah'ın şeriatına muhalif işlere kalkışamayacağını, kalkışanın da helak olup her şeyini kaybedeceğini açıkça söylüyor. Onun için kardeşlerim, مَا أَمَرْتُوكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُوكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ diyor. Size bir şey emrettiysem hiç bir şekilde tereddüt etmeden ona sarılın, onu yaşayın. Sizi bir şeyden de men ediyorsam ne yapmayın kardeşlerim? Direktmen ondan sakının. Hatta İmam Şafii Rahimullah'ın çok güzel bir nasihati vardır El-Umda. Der ki İslam 4 sahih hadis üzerine bina olunmuştur.
İslam dini 4 sahih hadisin üzerine bina olmuştur ve İmam Şafii tarif ederken ne diyor? Helalun beyinun ve haramun beyinun ve beynehuma müştebihatun diyor. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bir de ikisinin arasında şüpheli olan, yani iki sınır arazisinin ortasında kime ait olduğu bilinmeyen bir nokta, bir çizgi vardır. Şöyle bir 20 santim, 30 santim, yarım metre gibi bir alan vardır. Hiç kimse o toprağın kime ait olduğunu ne yapamaz? İddia edemez. Hatta orası iki taraf arasındaki ihtilafı gidermek için şüpheli bir alan olarak bırakılır. İki taraf da orada ekim yapmaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın helalleri bellidir. Yani Resulullah'ın helal kıldığı her şey helaldir. Resulullah'ın yasakladığı her şey yasaktır. Onun haricinde bid'atlar, hurafeler, şüpheli şeyler veya İslam hukukunda illerde ortaya çıkabilecek ihtilaflı bir kısım alimlerin, haram bir kısım alimlerin, helal bir kısmını çekimser kaldığı meseleler diyor. Kim diyor onda diyor, yani o müştebihat dediğimiz şeylerden korunursa arzını ve dinini korur. Kim de o şüpheli şeylere dalarsa mutlaka harama dalar diyor.